Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize Pufi'nin parmakla örülen ipinden burçak model bebek battaniyesi anlatacağım. Tabii benim vereceğim ölçüleri takip ederek arkadaşlar bu modeli büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Dileyenler yatak örtüleri, TV battaniyesi, atkı, şal birçok şey örebilirler. Anlatacağım püf noktalarıyla oldukça kolay. İki sıranın tekrarı arkadaşlar. Yeni başlayanlar için özellikle bu modeli denemelerini tavsiye ediyorum. Hemen kullanmış olduğum ipi göstermek istiyorum. Alize Pufi'nin tığ yok, şiş yok. Şöyle bakalım. Bunlar tüm tuhafiyelerde satılan ipler arkadaşlar. Benimle aynı renkte yapmak isteyenler olabilir diye burada renk kodlarını da göstermek istiyorum. Evet. İpimiz budur. Şöyle parmakla örülen ipler arkadaşlar. Evet, ip miktarımı da ve ölçülerimi de belirtmek istiyorum. Benim yaptığım ölçüler 100x100 ebatında kare bir battaniye. 6 tane tam yumak kullandım. 7. yumağımdan çok az miktarda kullandım. Yani 6,5 yumak civarı diyebiliriz. Videomun sonunda kalan ip miktarını gösteriyor olacağım. Ölçülerim 100x100 dediğim gibi. Buradaki desenlerim arkadaşlar 13 desen ve toplamda 54 ilmekle başladım. Sizlere ilmek sayısını nasıl artırıp azaltmanız gerektiğini videomun kurulumunda yine gösteriyor, anlatıyor olacağım. Şimdi dilerseniz sözü de fazla uzatmayalım. Model anlatımına geçelim. Bismillah diyelim ve başlayalım. Modelimiz arkadaşlar 4'ün katı artı 2 şeklinde ilerlemekte. Yani her desen için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Fakat sağda ve solda birer tane de kenar ilmeklerimiz olacağı için artı 2. Ben 54 ilmekle başladım dedim. Nasıl 4 tane ilmek yaptım bir desen. 13 tane desene ulaştığımda 52 sayısını buldum. Sağ ve solda da birer tane ekleme yaptım, 54. Şimdi nasıl yapacağız? Ben küçük bir model anlatacağım için bir tane kenar ilmeği bırakacağım. 1 2 3 4. Bu benim bir desenim. 1 2 3 4 ikinci desenim ve sol kenar ilmeği de bırakacağım. Siz bu şekilde 4 4 saymaya devam edeceksiniz. Yani 4 artı 4 artı 2 10 tane ilmekle sizlere anlatım yapacağım. Hemen şöyle ipimizi bu kenara doğru döndürüyoruz. Bakın ipim burada. Şu şekilde ayarlama yapacağız. İlk sıramızı bu yöne doğru öreceğimiz için ipimin başlangıcı burada, gelen ipim de bu şekilde devam ediyor olacak arkadaşlar. Peki sizler bunu daha geniş yapmak isterseniz nasıl bir mantık yürütün? Burada saymaksızın arkadaşlar uzunca ipinizi bırakın. Örneğin şuradan başlayın, ölçün. Arta kalan ipiniz olursa buradan kesersiniz. Yani saymadan kat sayısını elbette takip edeceksiniz ama kaç ilmek bırakmalıyım, nasıl yapmalıyım gibi bir düşünceye gerek yok. Dediğim gibi ilk sırada ipinizi bu istikamette uzunca bıraktıktan sonra ilk sırayı kuracağız. Artan ipi kesersiniz. Yani 54 ilmekte değil, daha büyük bir ilmek sayısıyla başlamak istiyorsanız bu şekilde hesaplamaları kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi sayıyla zaten takip edeceğim için hemen yapmaya başlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim burada. Şimdi 11. ilmeğimi şöyle 10. ilmeğimin içinden geçiriyorum. 1. Şimdi bu gelen ipim. Bunu da bundan geçiriyorum. 2. 3 4 5 Bakın bu şekilde ilerliyorum. 6 7 8 9 ve 10.
Eğer ben fazlaca ilmek bıraksaydım burada kalan ipimi kesecektim. Nasıl? Şimdi burada mesela şöyle anlatayım size. İlk sıramı kurdum, ipimi de uzunca bıraktım. Katsayımı da hazırladım. 4'ün katı artı 2 şeklinde metreyle ölçtüm. Diyelim 1,5 metre yapacağım. 1,5 metre geldi. Kalan ipi kesin arkadaşlar. Çok dibinden değil, birkaç tane ip bırakıp kesin, sonra buraya dikeceğiz. Onu da göstereceğim, zaten videomda anlatacağım. Bu şekilde ilk sıranızı oluşturun istediğiniz sayıyla. Evet, şimdi ilk sıramızı bu şekilde oluşturduk. Taban sıramız oldu. Desenimiz iki sıranın tekrarı. Şimdi desen yapmaya başlayacağız. İlk ilmeğimi daima düz geçireceğiz. İlk ilmeğimiz daima düz. Sırada gelen iki tane ilmeği üçüncüyü ikincinin üstüne, yani sol istikamette şu şekilde çaprazlıyoruz. İpimden gelen ikinci ilmeği önce buradan, üçüncü ilmeği de şu alttakinden geçirdik. Bakın şurada bir çapraz görüntümüz oluştu. Şimdi sırada gelen iki ilmeği ise bu yönde çaprazlıyoruz. Şöyle. İlk desenimizi oluşturduk arkadaşlar. 4 şeklinde gidiyor ya desenlerimiz. Bakın ilk 4 sayımızı desen oluşturduk. Bu bizim kenarımız. Şimdi ben bir tane daha desen oluşturacağım. Tabii sizler bunu devam ettireceksiniz. Ben büyük modelimde 13 tane olana kadar devam ettirdim, biliyorsunuz. Şimdi sıradakini yine önce sol, sonra sağ istikamette çaprazlayacağım. Yani yeni desen oluşturuyorum. Bakın bu şekilde ipimden gelen ipten bu şekilde geçiriyorum. Oldukça kolay bir çalışma bu. Hiç kafa karışıklığı da olmuyor arkadaşlar. İlk sırayı istediğiniz genişlikte kurduktan sonra elinizi alın, rahat rahat örün. Gerçekten çok basit. Bakın sona geldim. Sondaki tek ilmeğim de kenar ilmeği ve daima baştaki gibi düz örülecek bir tane düz örüyorum. Ve 10 tane ilmeğimi yine tamamladım. Bu desenimin ilk sırasıydı. Hep bu istikameti desen yapıyoruz. Diğer istikamete giderken, dönerken sadece düz, yani 10 tane ilmeği de tek tek düz ilmek çıkartıyoruz. Bu da ikinci sıramız desenimizin. Bakın ilkinden başlıyorum. Bir, bu şekilde hepsinden düz ilmekle sol kenara tekrar dönüyorum. Tane düz ilmek, hiçbir farklılık yok. Sola kadar bu sırada daima düz örelim. Şöyle bakalım. Model yavaş yavaş gözüküyor zaten. Şimdi desen sıramı tekrar başa alıyorum. Bakın ilk ilmek daima düzdü. Burada da hiçbir farklılık yok. Yani aşağı sırada ne yapmıştık? İlk önce sola çaprazlamıştık. Daha sonra sağa çaprazlamıştık. Aynısını tekrar ediyoruz. Bakın şöyle içinden tekrar çaprazlarımız oluşuyor. Şimdi İkinci desenime geldim. Orada da yine ilk önce sola, sonra sağa çaprazlayalım. Ve sonu da yine düz şekilde
yapıyorum. Bu istikamette daima düz örüyorum. Tekrar iki sırayı tekrar ediyorum. Bir, burayı da başlayayım, kafanızda soru işareti kalmasın. Bir tane düz yapıyorum. Yine aynı şekilde çaprazlamamı önce sol sonra sağ şeklinde devam ediyorum. Burada sadece düşüneceğiniz konu ilmek sayısı belirleme. Bunu da benim başta gösterdiğim taktikle arkadaşlar, herkes kendi sayısını belirleyebilir. Örneğin bazılarınız 1,5 metre başlar, bazılarınız 1,80 başlar, bazıları 90 santim başlamak ister. Dediğim gibi ilk başlangıçta fazla bir ip bırakıp ilk sırayı kurduktan sonra düz olan sıramızı, arta kalan ipi de kesip buradaki katsayı 4 artı 4 artı 4 şeklinde ilerleyip sağda ve solda birer ilmek bıraktıktan sonra istediğiniz sayıda modeli kurabilirsiniz. Desen sayılarınızı istediğiniz kadar artırıp azaltabilirsiniz. Bu hesaplamayı lütfen kendiniz yapın. Çünkü benim bunları hesaplamaya gerçekten zamanım olmuyor. İp miktarı da yine aynı şekilde. Çok fazla soru geliyor. Şu ölçülerde yapacağım kaç ip gerekiyor? Ben temel mantığını anlatıyorum arkadaşlar. 100 çarpı 100 için 6,5 yumak gerekiyorsa bunu iki katı yapacaksanız ipiniz iki katı artacaktır. Doğal olarak bu şekilde hesaplamalar yapabilirsiniz. Yine bu modeli yapan arkadaşlarım şu kadar ilmekle, şu kadar ölçülerle, şu kadar ip miktarıyla yaptım diye yorumlara yazarlarsa çok faydalı olur. Çok teşekkür ediyorum şimdiden bu şekilde yazan, bilgi veren arkadaşlarıma da. Modelimiz bu. Modeli kurup bitirdikten sonra düz sıramızı devam ediyoruz ve en son biten sıramız düz sırada olmalı ki kapatma işlemimizi başlangıç ve bitişte uygun şekilde yapalım. Desenimizi istediğimiz kadar uzatalım. Dediğim gibi bitirme kısmını göstereyim. Battaniyemin son sırasında nasıl bir kapatma işlemi yapmamız gerektiğini gösteriyor olacağım. İp bağlamayı ve iplerin arkada kalan kısımlarını dikip nasıl yok etmemiz gerektiğini bu videomun sonundaki kartlarda bulabileceksiniz. Lütfen diğer aşamalar için videomun sonundaki kartlara bakın. Onların daha önce videolarını kısa kısa sizlere hazırladığım için tekrar tekrar anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum açıkçası. Şimdi ben yaptım. 6 tane yumağım bitti. 7. yumaktan da arkadaşlar birkaç sıra yaptım. Şu kadar da arttı. Yani 6 tam yumak, 7. yumaktan da birkaç sıra yapıyoruz. Eğer sizin için 100 çarpı 100 tam böyle şurası fark etmez birkaç sıra diyorsanız 6 yumak da yeterli olacaktır ama tam kare olması için 7. yumağı ben geçtim arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım tekrar. Şimdi modelimizin kurulumundan itibaren iki sırayı takip ettik biliyorsunuz ve düz olan sırayla son sıramızı kapatmamız gerekiyor. Bu yüzden ipimizin sol kenarda kalması gerekiyor. Bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Bakın orayı da göstereceğim. Ve biz ipimizin değil bu sağ taraftan başlayıp kapatma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Şuradaki ilk ilmeğimi, ikinci ilmeğimi birbirinin içinden geçirerek sola doğru ilerletiyor olacağım. Ne yapıyorum? Şöyle, bakın bunu bunun içinden geçirdim, çektim. Bu şekilde sol kenara kadar ilerleyeceğim. Dediğim gibi daha önce sizlere farklı modellerde çalıştım. Oynatma listelerime lütfen bakın. Kadife ipten bebek battaniyesi, Ariza Pufi ipten battaniye modelleri diye belirtiyorum. Yine bu videomun sonunda çıkan kartı da tıkladığınızda oynatma listemi de kolaylıkla bulmanız için oraya eklemiş olacağım. Açıklamalarda da yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Farklı modellerimi de görürsünüz. Bu iple farklı çalışmalarımı da görürsünüz. Farklı atkı vesaire bir sürü çalışmam oldu bu iple.
Evet, bu şekilde diğer kenara kadar yapıp devam ettirelim. Evet, battaniyemin sonuna kadar geldim. Burada ipim kaldı ve ilmeklerim de, iki tane ilmeği bıraktım sizlere göstermek için. Hemen nasıl yapıyorum onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın, burada ipimden gelen ilmekleri şöyle açıyorum ki bunları arkada dikeceğim. Şöyle iki tane yapsak yeterli olacaktır. Daha sonra kalın ipi kesiyoruz. Şöyle ipimi bıraktım. Yine son ilmeğimi de geçirdim ve artık burada bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da düğüm yaparak şöyle içinden geçirelim. Bir tane düğüm yapalım. Evet. Bu ipleri asla kesmiyoruz. Ne yapıyoruz? Ben şimdi hemen size şöyle pratik olması için göstereceğim. Bunu arkaya alıyorum. Bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu gösterdiğim videolarım olduğu için burayı hızlıca geçeceğim. Şöyle birkaç tane ilerleteceğim. Şuralardan ilerletip daha sonra böyle iğne iplik yardımıyla dikeceğiz. Evet arkadaşlar, baştan sona güzel bir battaniyeyi daha sizlerle tamamladık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Yine yaptığınız ölçülerdeki ve kullandığınız ip miktarlarını da yorumlara yazarsanız sizden sonra yapacak olan arkadaşlarıma da bir fikir olur diye düşünüyorum. Herkese sevgiler, hoşça kalın.